Sofraların tadı tuzu baharat, gıda sahtekarlarının en fazla hile yaptığı ürünler arasında. Karabibere, irmik, toz zencefile de nohut unu karıştıranların sayısı arttı. İşte baharattaki hileler. Abim ablam buyurun. Örneğin zencefilde o nohut unu varsa veyahut da mısır unu varsa tadına baktığında muhakkak anlayacak. Kahverengi bir ot olursa da kahverengi mesela bir renk olursa bunda hile var demek. Ne yazık ki baharatta hile çok. En çok ben pulverde duydum. En fazla hilenin, taklitin yapıldığı ürünlerden bir tanesi kırmızı toz biber. Toz biberin içerisine görünümü daha renkli olsun diye gıda boyası katılıyor. Maliyeti düşünmek için de içine un kepeği karıştırılıyor. 1 liralık un kepeğini 20 liraya almış oluyor vatandaş. İçinde tuz yok, çekirdek yok, hiçbir şey yok. Tamamen saf biber. Yenekler renginden ve tadından daha çok iyi anlarsınız. Karabiber piyasada 60 liraya satılıyorsa 30 liraya almayacak efendim. Sofraların vazgeçilmezi karabiberde yapılan hile de şu: maliyeti düşürmek için içine irmik ekleniyor. Bunun da kattıklarını bilmiyordum, şaşırdım. Ama bakın böyle baharatçıdan top halinde karabiberi alıp işte bu makinalardan öğütürürseniz işte bu noktada hile riski ortadan kalkıyor. Kokusundan anlaşılıyor zaten ne kadar taze olduğu. Toz zencefilin içine de nohutunu koyuyorlar. Uzmanlar piyasa değerinin altında satılan baharatlara karşı temkinli olun uyarısı yapıyor. Bilinen markaların paketli ürünlerini tercih ediyoruz. Güvendiğim yerde ben her yerden alamıyorum öyle. Dolmalık çam fıstığının kilosu da 350 lirayı bulabiliyor piyasada. Hal böyle olunca da dolmalık fıstığın içine olgunlaşmamış yer fıstığı karıştırıyorlar. Her şey olabiliyor, şaşırmıyorum açıkçası. Saf, temiz olmasına dikkat ediyoruz. Nane, kekik gibi yapraklı baharatlarda maliyeti bakın nasıl düşürmeye çalışıyorlar. Mesela bunda sap yok mesela gördüğünüz gibi ama adam bunu sapıyla çekiyor. Biraz daha kahverengi boz olduğu zaman mutlaka hile olmuş oluyor yani.